Online alışverişte güven arayanların adresi Özboyacı Altın. Bekir Develi ile peynir gemisini sunar. Huzur-u Hazirun Cemiyeti İrfan, layındır, kafirdir, dinsizdir şeytan. Şeytanın layınlığına, kafirliğine, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, Ol deyince olduranın 99 adıyla. Hoş geldiniz kıymetli dostlar. Cumanız mübarek olsun bugün yine böyle yeni bir hikayeye tanıklık etmek, şahitlik etmek üzere huzurlarınızdayız. Rabbim inşallah bu hikayeleri sadece şahit olarak yazmaz bizi. Aynı zamanda bu hikayelerden birer ders devşirip hayatına tatbik edenlerden oluruz. Hem sizler hem bizler. Bugün Hatice Dilruba Hanım'ı misafir ediyoruz. Peki kim Hatice Dilruba Hanım? İlgililer biliyordur. Daha önce farklı YouTube kanallarında bizim dost kardeş kanallarımızda kendi hayat hikayesini paylaşmıştı sizlerle. Ee, biz de oradan gördük ve hakikaten çok güzel ve harekete geçirici bir hayat hikayesi var. Bizler kendisine Hatice Dilruba Hanım diyoruz ama mazlumlar ona Abla Hatice diyorlar. İşte Hatice Dilruba'dan Abla Hatice'ye uzanan o öyküyü bizzat kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz siz. Bizler deyiz şükürler olsun. Sizler de biliyorsunuz efendim biz geçtiğimiz yıllarda e, muhacir kardeşlerimizle hem hal olmaya başladık hem dem olmaya başladık. Biliyorduk daha önceden oradalar bir sınır var. Bizim din kardeşlerimiz kendilerine ait bir ülkeleri, yemek kültürleri hayat algıları, hayata bakış şekilleri vardı ve arada bir sınır içerisinde gayet güzel yaşıyorduk. Çünkü birbirimize temas etmiyorduk. Sonra Cenab-ı Allah bir imtihanla sınadı onları ve onlar bir anda muhacir olurken bizler de ensar olduk. Ya da onlar muhacir olmayı öğrenmeye başlamalarıyla bizim ensarlığı öğrenmeye başlama hikayemiz bizi birbirimize yaklaştırdı ve hikayelerimiz bir noktada birbiri ile kesişti. O andan itibaren birçoğumuz farklı trajik olaylara şahit olduk. Onların memleketlerinden nasıl sürüldüğünü, bunun aslında bir savaş olmadığını, bir soykırım olarak bile adlandırılabileceğini, bir valiz bile almadan nasıl kendilerini buraya, bu topraklara attıklarının hikayesini hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyoruz ve tanıklık ettik. Belki şu an sizin aranızdan evinden bir battaniye, bir ayakkabı, ne bileyim bir pantolon ya da bir çocuk için bir mont çıkmamış ev yoktur. İşte bütün bu hikayeleri tanıklık ederken hep şunu soruyoruz değil mi kendimize? Ya en azından ben sordum. Acaba ben burada ne yapabilirim? Bekir Develi olarak benim burada Müslüman kardeşlerime, din kardeşlerime katkım ne olabilir sorusu herkes de farklı bir yanıt, cevap buldu kendine. Kimi kendi elinde bulunduğu imkanlarla onları seferber etti, para gönderdi. Kimi bizzat bir yardım teşkilatı vesilesiyle, kanalıyla gitti dokundu o insanlara. Kimi ne bileyim ayakkabıcıydı artık satmayan ya da beden her zaman sorulmayan ya da gayet de beğenilen her neyse o elindeki ayakkabılarda infak etti gönderdi. Herkes bir şekilde yardımcı olmaya çalıştı. Hatice Hanım'ın hikayesi, harekete geçme hikayesi birazcık daha farklı. Hem öncesini hem sonra muhacirlerle olan temas hikayesini bugün kendisinden dinleyeceğiz inşallah. Aslında sizin bu yardım ya da bu gönüllülük hikayeniz aslında direkt muhacirlerle başlamıyor. Siz bir vakit eve yaşlı bir insan alıyorsunuz Haydi Buzey bunu bir ucundan anlatın. Nasıl başladı Hatice Dülruba'nın abla Hatice'ye giden hikayesi? Bu çok küçük yaşa dayanan bir hikaye. Ben hep şey derim. ben Atam İbrahimce uyandım derim. 9 yaşındaydım. Babamın sürgüne gönderildiği bir köydeyiz. Biz gitmeden ee, yıllar önce deprem olmuş. Depremden dolayı devlet onlara kendi köyünüzü kendiniz inşa edin diye yurt dışına ve İzmir'e iş imkanı bulup göndermişler. Hı hı. Bu insanlar da büyük binalar yapmışlar köylerine. Lakin 3'e 3 üç ya da 2'ye 2 iki küçük tahta toprak kulübelerde yaşlılarını ölüme mahkum ediyorlardı. Nasıl? Yeni yaptıkları eve yaşlıyı almıyorlardı. Orayı böyle dayayıp döşüyorlardı. İnsan bir şey kaybedince tekrar kaybetme korkusuyla daha iyisini yapmak ister ya hı. depremde yıkılan evlerinin yerine çok lüks güzel evler yapmışlardı ki o yıllarda 80'li yıllardan bahsediyorum. Ama işlevini bitirmiş, artık üretmeyen insanları da o yaptıkları 2-3 katlı evin yanındaki küçük kulübeye, artık sen zaten bundan sonra bir işe yaramazsın. Senin bir vaktin var, nefesini tamamlayana kadar burada ol. Ölmeyecek kadar yemek verelim. E, öldüğünde de buradan kaldıralım diye bir zihniyet vardı o köyde. Halbuki benim büyüdüğüm, doğduğum köy öyle değildi. Ben Doman İşliyim. Bizim köyümüzde e, köşede bir yaşlı varsa o eve bereket yağar diye bilinir. Ee, sonra çocukluğumuzda dinlediğimiz iyilik hikayelerinde köşede oturan hep bir yaşlı vardı. Hı hı. Ona merhamet edilince o evde bereket olurdu ve zengin olunurdu. Şimdi iki bir yaşan yaşanan şey var, bir de benim edindiğim bilgiler var. İkisi arasında kaldım. Sonra 9 yaşındaydım. Peki ben ne yapabilirim? E ben bunlara su taşıyabilirim, ziyaret edebilirim, hı hı. annemin yaptığı yemeklerden götürebilirim. Sonra başladım bir tanesinden. İkinci yaşlıyı buldum. Üçüncü yaşlıyı buldum. Beşinci yaşlıyı buldum. Köyde öyle 9-10 tane yaşlım oldu. Sonra arkadaşlarım merak ettiler. Zaten ben öğretmen kızıyım. Hı hı. Yani orada e, şeye baktığınızda köydeki tek devlet memuru ve yabancı olan kişiyiz. Örnek alınıyorsunuz. Ve bir grup oluşturdum. Üçüncü sınıftayım. Herkes evinden ne getirebilirse. Köydeki yaşlıları ziyaret ediyoruz. Bir gün kandil günü. Tabii ben çok Dindar bir ailede yetiştiğim için dini ritüelleri biliyorum. Biliyorum ki kandil günü yaptığınız her şey kat kat size geri verilir. Hı hı. Bu inançla arkadaşlarımı organize ettim. Dedim ki arkadaşlar bugün kandil. Her gün yaptığımız işlerden daha çok işler yapacağız. Daha çok ibadet yapacağız. Ne yapacağız? Yaşlıların hepsini bir günde ziyaret edeceğiz ve kıyı köşe gireceğiz. Temizliğe kalkıştık. Başladık Enes Dede'den. Mehmet Amca'ya gittik. Ali Dede'ye gittik. Kaç Hım kişisiniz? 4-5 kişiyiz. Hmm. Sonra Hımbıl Nine diye bir nineye geldik. Hımbıl Nine muhtemelen hareket etmeyi sevmeyen hımbıl bir teyzeymiş ki hmm. onu böyle bir isim takmışlar. 3'e 3 üç bir oda düşünün. Küçük böyle eğilerek girdiğiniz bir kapı. Kapıdan girdiğinizde sağda artık e, yıllardır yıkanmamaktan kömürleşmiş bir döşek, yer döşeyi Bir metre emekleyerek gittiğinde ocak başı karıştırıyor. Külde suyunu ısıtıyor, şerbetini yapıyor, içiyor. Bir metre daha ileri gittiğinde de alçak camdan bir kovaya ya da kaba yaptığı tuvaleti döküyor. Biraz daha döndüğünde de köşede birilerinin getirdiği odunlardan yine emekleyerek ocak başına gidiyor. Böyle bir yaşam döngüsü. Kimi kimsesi yok mu? Mutlaka vardır. Kimsesiz kimse yoktur. Ama kimsesiz olabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki böyle bir şey olur mu? Biz yine bugün de yaşıyoruz bunu. Daha dün komşuları tarafından bakılamayan ve artık kapısını kimsenin açmadığı bir teyze haberini alıp akşam saati alıp Dilruba'ya getirdik. Yani ben 80'li yıllarda bir köyde şahit olduğuma bugün Bursa'da 2000'li yıllarda da şahit oluyorum. Aynı şeyleri yaşıyorum. Tabii biz tam orada teyzenin evini temizlemeye başladığımızda annem beni aramış. Kandil programı münasebetiyle bir Kur'an kursuna programa katılacağız. Benim nerede olacağımı tahmin ederek oraya gelmiş. Çok kızdı bana. Ya ben seni sabah yıkadım, pakladım akşam programa gideceğiz diye. Bitlenip geliyorsun. Bizde hırpalayarak götürdü programa gittik. Annem de haklı. Evde su yok ya da işte 3 kuruş memur maaşıyla belki sabun almak bile sorun olduğu yıllardayız. Kur'an kursuna gittik. Abi oturmuş herkes. Yer Yerdeki sofrayı size anlatamam ve yerde benim hayal edemeyeceğim halılar, i̇şte yukarıdan uzanan Şam'dan avizeler. Avizeler. Sonra ben tabi sessizce oturdum, dinliyorum. 9 yaşındasınız. 9 yaşındayım. Evet. Bir hoca hanım kardeşi çıktı, anlatmaya başladı. İşte din şudur, böyle namaz kılınır, böyle oruç tutulur. Komşusu açken tok yatan bizden değildir dedi. Hayatımda ilk defa duydum. Kim demiş bunu dedim ya? Bu nasıl güzel bir şey? Bunun üzerine söylenebilecek bir şey var mı? Yok. Bir kitaplık söz. Dedim ki ben orada sesli bir şekilde siz hepiniz ondan değilsiniz dedim. Çünkü köyün yarısı aç ya da beşte biri aç. Yaşlılar aç. Annem tabii beni bir dürttü. Sen konuşma karışma demiyor muyum dedi. O gün çok sorguladım. Dedim ki ben neresindeyim? Peki ben de böyle mi dindar olacağım? Yoksa büyüdüğümde kendi kararlarımı verdiğimde bizden değilsiniz diyen adamın dininden mi olacağım? Yok dedim ya. Ben o komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen yiğidin dininden olmak istiyorum. Ne zaman olunur bu? Özgürleşince din vardır. Ne zaman özgürleşirsiniz? Kendi kararlarınızı vermeye başladığınızda. Bizim gibi ülkelerde kendi kararlarınızı özgürce ne zaman verirsiniz? Evlendiğinizde verirsiniz. <laughs> yani birinin bir ailenin himayesinden çıkarsınız. Hazreti Peygamber de hayatına baktığınızda babasının ve dedesinin yani amcasının ve dedesinin himayesinden çıkıp Hazreti Hatice'nin desteğini almaya başladı. Dini anlatmaya başladı. Ona bildirimler gelmeye başladı. Hira'ya gitmeye başladı. Benim hayatımda da böyle oldu. Yaşamak istediğim dini anlattım. Bir evlilik yaptım. Ve karşı komşunun kayınvalidesiyle başladım işe. Daha sonra arka sokaktaki işe giden birinin ev, çocuğuna bakmaya başladım. Yandaki komşu merdiven silmeye giderken çocuğunu bana bırakmaya başladı. Mahallede Falanca'nın gelini iyilik sever. E bak bir derdiniz olursa kapısını açabilirsiniz denmeye başladı. Ve bu şey gibidir küçücük bir harekettir ama bir süre sonra duyulmaya başlar ve büyür. Tabii ben de bu arada kendimi geliştirmeye başladım. Ta ki evlerine ziyarete gittiğimde o çocukluğumdaki amca ve teyzeler gibi insanları görene dek böyle devam ettim. Bu yıllarca sürdü. Hı hı. Sonra dedim ki bir gün yok dedim ya biz doğru yapmıyoruz. Tamam gidiyoruz bu insanları ziyaret ediyoruz, erzak bırakıyoruz, et bırakıyoruz. Bütün vakıf ve dernekler de bunu kolayca yapabiliyorlar. Ama bunların öz bakıma ihtiyacı var. Bu böyle olmamalı. Sene 2004. Ne yapabilirim peki? Ben bu insanları ziyaret edeceğim. Ziyaret etmeye başladım. Bursa'da yaşlı ve evinde yatalak olanları buluyorum. Ziyarete gidiyorum. Evini temizliyorum. Aynen çocukluğumda yaptığım şeyi büyüdüğümde yapmaya başladım. İşte bir tas çorba pişiriyorum götürüyorum. Yemek götürüyorum. Ama sistemli olmalı bu. İnsan bakıma muhtaç bir varlık. Bir gün gidiyorsunuz, iki gün sonra gittiğinizde altı yani çürümüş oluyor ya da her yer ıslanmış oluyor ya da e, sizi bekliyor oluyor, kapıya bakıyor oluyor. Sonra dedim ki bir dostuma tabii hikaye nasıl kahramanları benim dostlarım. Bursa'da kuyumculuk yapan bir Yavuz abim var. Allah ondan razı olsun. O benim ne yapacağımı henüz anlamadan ama samimiyetime güvenerek yatırım yapanlardan. Dilrubay asıl kuran adam oydu. Dilrubay nedir bu arada? Onu da anlatalım Anlatacağım. Dilrubay hikayesi hı hı. de geliyor. Bir gün Yavuz abinin ofisine gittim. Size anlattığım gibi birazcık anlattım. Dedim ki abi insanların evlerine erzak götürüyoruz, ekmek götürüyoruz, yemek götürüyoruz, et götürüyoruz ama bu insanlar yataklarından kalkıp bunları pişiremiyorlar. Ne yapalım Hatice dedi. Abi dedim ben şey yapabilirim. Yemek pişirip götürebilirim bunların evine. Ama benim desteğe ihtiyacım var. Ne istiyorsun? Mesela düzenli erzak gelse bana hı hı. ben hiç ara vermeden yemek götürebilirim. Peki nasıl götüreceksin? Ne bileyim, bir araba ayarlarım. Yok dedi ben o zaman sana şoför ve araba da vereyim. Sen yemek pişir ve yol aç. Dağıtalım. Biz böyle bir karar verdik ve bütün muhtarlıkları gezdik. Muhtarlardan evinde yemek pişiremeyecek durumda olan yaşlıların listesini aldık. Sonra bir güzergah çizdik. Servis güzergahı. Bir de benim bir dostum vardı. Onlar kreş ve okul işleri yapıyorlardı. Çok da samimiyiz. Hani gelsem desem ki... Abi ben senin mutfağını kullanacağım. O hemen Hatice Hanım der. Hmm, Çünkü hmm, o kadar samimiyiz hmm. ve birbirimize destekleşme içerisindeyiz. Bir gün gittim selamü aleyküm, aleyküm selam. Abi sizin mutfağı Ramazan'da iftar ve sahur yemekleri dağıtmak için kullanabilir miyim dedim. bir baktım. O Hatice Hanım dedi. Ne kadar uçlarda geziyorsunuz dedi. Neden hocam dedim. Ya Ramazan mübarek gün çocukların küçük. İşte eşin e, razı gelir mi gelmez mi? Ne gerek var dedi. Sen de herkes gibi erzak götür. Ya da... Ne bileyim işte ziyarete gidiyorsun zaten iyilik yapıyorsun. Neden böyle bir şeye kalkışıyorsun dedi ya. Peki hocam dedim ve bir daha hiç görüşmedi bu adam. Eğer biri size inandığınız değerleriniz için sana ne diyorsa o insandan uzak durun. İstişare heyetinizi almayın. Ben bunu yaptım ve hep bu konuda da başarılı oldum. Sonra eve geldim. Ee, çok zengin bir akrabamız vardı babadan akrabamız. Telefon ettim onlara ben doman işçiyim şivemiz de böyle. Hmm. Selam öküm selam. Yenge ne yapıyorsunuz dedim. E, sizler ne yapıyorsun dedi. Ben de iyiyim dedim. Yenge dedim sizin alkat'taki dükkanı ben aşevi yapsam dedim. Olur mu amcama sorsan ya dedim. Aa amcan çok güzel dedi. Neden dedim. Arabalarını koyuyorlar oraya. Araba yemek kokar dedi. Ya yıkarım ben arabayı dedim. Duvarları da badana yaparız. Ne olacak koku değil mi bu gider dedim. Sen dedi bizim sülaleden kime benzedin bilmem dedi. Hiç senin gibi yok dedi. Sana ne el alemin yaşlısından sana ne el alemin çoluğundan çocuğundan dedi. Bir daha akrabalarımla da görüşmedim. Sizi dininizi yaşamaktan alıkoyuyorlarsa uzaklaş abi. Uzaklaştım. Sonra eve geldim. Dedim ki bizim neyimiz var elimizde malzeme olarak? 60 metrekare bir daire. Peki bunun salonunu biz bir ay aktif kullanmasak ne olur? Hiçbir şey olmaz ölmeyiz. Salonda koltukları alt kata indirdik. Doğalgazı çağırdık. iki tane ocak taktırdık. İşte, tencere, tava, Aldık, gittik e, Yavuz Yavuz Bey'le de bakliyat malzemesi aldık. Koyduk. Bir tane eskiden tanıdığım bir kızım vardı aşçı Derya. Kulakları için nasıl? Derya'yla da anlaştık. Derya sabah geliyor, bana yardım ediyor. Beraber yemekleri yapıyoruz. Sağ olsun Yavuz abi de şoförünü arabasını gönderiyor. Yemekleri koyuyoruz. Ankara asfaltından başlıyoruz. Ta Kuştepe'ye kadar. Öyle 80 tane falan yaşlıyı ziyaret ediyoruz. Ben bir süre sonra şunu anladım abi. Orada aslında yemek götürmüyorduk biz. Biz şunu yapıyorduk. O kapı çalmak var ya ne kadar önemliymiş. Öyle dua vardır Anadolu'da. Allah yataklarda yatırıp kapı kapılara baktırmasın diye. Ben onu o zaman anladım. Sonra bana bu insanlar güvenip anahtarlarının yedeklerini verdiler. Hmm. Kızım kapıda bekleme. Sen gelince aç çünkü hepsi ya yatalak ya topal ya emekliyorlar. Açamıyorlar kapıyı bir süre. Bana anahtarlarını verdiler. Torfidoya Ali abi böyle bir alet yaptırmıştı asıyorduk. Biz gidiyorduk. selamünaleyküm aleyküm, selam. Ayşe teyze ben geldim. E, dolu sefer tasını bırakıyorum. Boşa alıyorum. Var mı bir ihtiyacın? Yok be kızancım. Sesini duyduk ya. Yani orada ne getirdin, bugün menüde ne var demiyordu. Sesini duyduk ya. Mesela 10 dakika geç kalıyorduk bazen. Başka bir yerde oyalanıyorduk. Gelmeyeceğiz sandım be annem. Ve tabii biz böyle bir iki hafta devam etti. Şimdi bu ayrıntıya niye giriyorum? İnsanlar zannediyorlar ki Hatice abla böyle yemek yaptı, dağıttı. Bir anda da bakım evi oldu, bir köy kurdu. Oo, şimdi telefon ediyorlar bana. Hatice abla biz de yapmak istiyoruz. Yapın kardeşim ama senin gibi köyümüz olsun. Olur kardeşim daha güzel olur. Ama bakım evimizde olsun. Ya daha iyisi olur. Ama hemen olsun. Vallahi bana hemen vermedi. Ben o kadar çok zorluklar çektim ki her defasında yeni bir pazarlık oturdum masaya? Hadi dedim ben tıkandım. Yeni bir yol aç bana. Ne yapıyorsun? Neden böyle oldu? Bir yerde hata mı yaptım? Şimdi abi iki hafta biz Derya ile yemekleri yaptık. Her şey çok yolunda ama. Derya çok pratik bir kız. Ala abi saatinde geliyor. Biz yemekleri dağıtıyoruz. İftardan bir saat önce evimizdeyiz. Bulaşıklarımı yıkıyorum. Akşam iftarımı hazırlıyorum. Evimi toparlıyorum. Herkes çok mesut mutlu. Bu arada da artmaya başladı sayı. Tabii mahalleye bir kişiye giderken öteki de duyuyor. Aa arka sokakta şu da var. Ona da gidip bakıyoruz. Bu arada hem analiz ediyoruz hem de bir taraftan hemen icraata geçiyoruz. Tam burada bir şey sormak istiyorum. Bu evinizdeki salonu boşaltıp koltukları taşıyıp oraya doğalgaz döşetmek yerine hali hazırda fakirlere, muhtaçlara yardım götüren bir teşkilattan yemek desteği alma yolunu tercih etmediniz mi yoksa ettiniz de sonuç mu alamadınız? Ben e, daha öncesinde çok dernek ve vakıflarla işbirliğiyle çalıştım ama e, hızımı kesiyorlardı. Hmm. Hı -hı. prosedüre takılıyorlardı olur mu olmaz mı bir deneyelim Önümüzdeki yıl bir daha bakarız Burada da ben şey hesabını yapıyorum şimdi varım ama yarın yokum Hı -hı. yaptım yaptım geri dönüşü yok neden bunu öğrendim? 9 yaşında öğrendim ben bunu. İşte o gün Kur'an kursunda Hımbal Nine'nin evini yarım bırakıp gittiğimde o gece Hımbal Nine rahmetli olmuştu. Hı hı. Ve ben bir daha o kadını hiç görmedim. O gün işini bitirip gitseydim bugün o yarımlığı yaşamayacaktım. Hı hı. Ve ben bir daha hiçbir işimi yarım bırakmamaya çalıştım. O an hemen yaparım. İşimi bitiririm sonra başka bir işe başlarım. Sonra bir gün Derya geldi. Dedi ki Hatice abla ben askeriye iş başvurusunda bulunmuştum. Beni işe çağırıyorlar. Şimdi bir düşündüm. Derya'nın babasının doğru dürüst bir işi yok. Annesi bir yerde bulaşıkçı. Ve biliyorum ki askeriyeden alacağı maaşa çok ihtiyaçları var. Ben ona ne verebilirim? Şimdi o kızın haklarını korumak zorundayım. Evet ben çok rahatım Derya'nın varlığıyla ama e, Derya'nın hakları da var. Deryacığım benim yedekte bir aşçım var. Sen hemen evraklarını doldur, iş başvurunu yap. Görüyor musun? İki haftada bunca insanın duasını almakla Allah önünü nasıl açtı? Allah'ın izniyle sen çok güzel yerlere varacaksın. Çünkü sen çok dua aldın. Hı hı. Bir sürü insan seni tanımadığı halde işte bunu getirene, götürene, pişirene dua ediyorlar. 24 saat dua alıyorsunuz. Parayla birine bana dua et deseniz. Adam ya eder ya etmez. Ama burada garanti. Sonra Derya'yı gönderdim. Annemlerin mahallesinde Sabit amcı diye emekli bir aşçı var. Annemi aradım. Annem de bu arada benim evde yemek yaptığımı bilmiyorlar. Çünkü bilseler çocuklarını ihmal ediyorsun, çok yoruluyorsun diye. Beni düşündükleri için. Ya yapma. İşte daha az şey. zaten annenizin ötesinde ev halkı ne düşünüyor bununla alakalı? Ev halkı çocuklarım çok küçüktü benim o ilk yemek yaptığımda. Onlar her evde yemek yapıldığını zannederek büyüdüler. Her Hı -hı. evde bir dede vardır, her evde bir bedüş vardır. Benim küçük oğlum bir gün İkinci sınıftaydı. Geldi dedi ki anne dedi biliyor musun dedi Mertlerin evinde bedüş yokmuş. Bedüş ne? Bedüş bir tane mezzup bizim evimizde yaşıyor. Ha. E işte dede de yokmuş. Annesi sefertasıyla yemek de taşımıyormuş. Yani o kadar normal ki çocuklar onun içinde Çocuk büyüdüler. Çocuk bunu norm olarak kodlamış evet. zihninde. Ben de dedim ki onlar fakir anneciğim biz zenginiz. Hmm. Sonra ertesi gün gitmiş arkadaşına demiş ki siz fakirsiniz. Tabii siz de olmaz biz hmm. zenginiz. Sonra anneme dedim ki e, bir arkadaş yemek yapıp dağıtıyor. Aşçıya ihtiyacı var. Sabit amcaya sorsanız pişirir mi? Emekli aşçı evde yatıyor. Sormuş annem olur demiş. Ertesi gün gittik arabayla aldık Sabit amcayı getirdik. Tabii benim kapıdan girdi. Şüphesiz bir evden bozma yemekhaneye benzemeyen bir yer. Adam Ziraat Bankası'ndan emekli aşçı. Öyle bir yemekhaneden burası. Şöyle baktı. Burası senin evinde mi dedi? boşer Sabit amca dedi. Sen dedim bugün ne yapacağız? Ona bakalım. Şimdi yaşlı ya. Yaşlılara bazı şeyler anlatmak çok zor. Derya ile ben bu sorunu yaşamamıştım. Derya bana hiç soru sormamıştı. Hı hı. Ama 60 yaşında birisini bunun neden yaptığını sorguluyor. Şimdi biraz sorgulayınca Sabit amcaya oturttum dedim ki Sabit amca ben senin helvaya ne kadar şeker koyacağına, pirince ne kadar su koyacağına karışmayayım. Sen de beni bu işi neden yaptığımı karıştırma olur mu dedim. Bir anlaşma yaptık. Peki dedi. Ama her bahane bu buluyor. Böyle kevgir olur mu? Nasıl istiyorsun Sabit amca? Şöyle gidiyorum alıyorum. Böyle bıçak olur mu? Nasıl mı bıçak istiyorsun Sabit amca? Şöyle alıyorum. Sabit amca bana bildiğim mutfak düzdürdü. Allah ondan razı hmm. olsun. Beş gün çalıştık. Ama beşinci gün oturttu böyle karşısına beni. Bak kızım dedi. Bu iş ananın hayrına yapılmaz dedi. Bu işten ne kazanıyorsun dedi. Sen ne kazanıyorsun bu işten? Sabit amca dünya terazileri tartamaz benim kazancımı. Ne diyesem yalan olur. Bilmiyorum ki ne gelecek. Peki bana ne vereceksin dedi. Ne istiyorsun Sabit amca dedim. Çok uçuk bir rakam söyledi. İnşallah Sabit amca biz bir düşünelim dedim. Bugün yemekleri yaptık. Kazanlara doldurduk. indirdik. Ben o arada yine Yavuz abi aradım. İşte benim yol almamın vesilesi olan güzel dostlarım. Ben hep şey derim. Ham dediğim yere hamam dikiyorlar. Yavuz abi bir pakete XX large pantolon, gömlek, seccade, ayakkabı şu kadar para koy. Bir paketle gönder. Yarım saatte gönderdi. Sabit amcayla akşam ayrılıyoruz. Sabit amca bugün iş kıyafetlerini al istersen sen. Neden dedi? Ben yeni bir aşçı buldum. Biliyorum ki seni burası çok yoruyor. Çünkü sen çok tesis yani böyle teşkilatı tam olan bir alışma. profesyonel bir alanda çalışmışsın. Hı hı. Dua et Allah bize öyle bir aşevi versin ve seninle orada çalışalım. Çünkü sen çok iyi bir aşçısın. Ben seninle çalışmaya doyamadım. Şunlar hediyelerin Hakkını helal et. Akşam gönderdim. Sabit amca sonra şöyle demiş. Ya nasıl bir insan? O çilesine baktım. İşte çocukları küçük, evi dar, onca bulaşık yıkanıyor, kaldırılıyor, indiriliyor, yardımcısı yok. Ben zannettim ki ben biraz zorlarsam bırakır. Beni bıraktı da o işi bırakmadı demiş. Hmm. Yıllar sonra rahmetli olacağı zaman ziyaretine gittim. Kanser olmuştu Allah rahmet eylesin. Aha. Bana dedi ki: "Genç olsaydım senin peşini bırakmazdım. Vallahi sen doğru yoldasın." dedi. Hmm. Senin dedim çok hakkın var sabit amca bende. Ben helva yapmayı, pilav yapmayı senden öğrendim. Senin hakkını nasıl öderim? Bundan sonra biz yemek dağıttıkça sana yazılacak bunun sevabı. Sen çok güzel bir adamsın diye öyle helalleşmiştik. Sonra o gece oturdum. Ya Rabbi sabite yemeği yaptıran sen. Derya'ya da sen. Ne olur bana da yaptırıversen. Yaptırırsın yaptırmazsın abi. Sabah ettik. Sabah kalktım. İlk menüm etli nohut, sebzeli bulgur pilavı, Kemal Paşa tatlısı, cacık ve salata. E, i̇ddialı bir menü. Çok. Yani. Şimdi koyuyorum şeye yemeğe. Diyorum ki ben daha önce 10 kişilik bile yemek yapmadım. Ama şu an 300 kişilik yemeğe kalkıştım. Bunu sen yaptırırsan yaptırabilirim. Şayet bana yardım etmezsen ben yapamam. Bana yardım et. Malzeme ziyan olmasın. Malzemeyi getirenlerin ve rebebal girerim. Yola bakanlar var. Lezzetli olmazsa karınları aç kalır. Lütfen bana yardım et. Ben bütün sermayemi koydum. Benim koyabileceğim başka hiçbir şeyim yok. Hı hı. O Rab o dilerse her şeyi yapar. Abi öyle bir yemek yapıyorum ki kendime inanamıyorum. 1000 kişilik, 2000 kişilik. Şimdi hala Dilruba'da böyle büyük organizasyonlarda e, aşçı çağrılır ya da aşçılar gelir. Ama ben kollarımı sıvarım, önlüğümü takarım. Hadi hadi çekin bakayım derim. Allah'ın izniyle. Biz bir gireriz. Büyük ortakla beraber. Menüyü çıkartır çıkarız. Tabi orada yapan ben değilim. Ben sadece gayret ediyorum. Ama yaptıranı da unutmuyorum. O gönlümde, yüreğimde onu çok seviyorum. İşbirliği yapmışık. O bir pazar açmış. Ben bir tezgah kurmak istiyorum. Hı -hı. Ortak olmak istiyorum demişim. Kendimi ispatlamak için çok çaba göstermişim. E sonra işte buraya kadar geldik. Elhamdülillah. Tam ben burayı kesip şeyden devam edelim istiyordum. Sonra siz burada yürüdünüz. İnsanlar sizi tanımaya başladılar. Kapıya bakmaya başladılar. Artık Hatice Düldruba bir abla Hatice'ye dönmeye başladı. Bu şey hikayenizi de çok merak ediyorum. Apar topar Bursa'dan kalkıp muhacirlerle buluşma hikayenizi, orada sokakta yattığınız hikayeyi, bakanı aradığınızı, hastaneyi aldığınızı, hamam kapattığınızı o hikayeyi de ben mutlaka dinlemek istiyorum. Sonra kıymetli dostlar, sonra işler böyle kalmıyor. Yani bu minimalist yardım hareketi. Sonra çok başka bir şey şeye dönüşüyor. Hatice Hanım çıkıyor ve gidiyor. Diyor ki bana Türkiye'ye gelen muhacirleri bulun. Sonra diyorlar ki bunlar daha geleli bir ay oldu. Evet. Aradığın değil ayağının tozuyla duranlar hemen şurada diyorlar. Neredeydi? Şimdi 2011 Suriye Savaşı başladı. Biz de bu arada tabii düzelttik işleri artık. Zengin olmaya başladık. Bizi çok duyanlar oldu. Dostlarımız çoğaldı elhamdülillah. Bir bakım evimiz oldu bu arada. İşte aşevimiz sisteme girdi. Bu bakım evi Fisebilillah hizmet veriyor evet. değil mi? Halen de öyle değil mi? Aynen Allah devam. için getiriyorlar bırakıyorlar siz bakıyorsunuz. 70 kişilik bir bakım evimiz var şu an bizim. Biz buraya e, özellikle kimsesiz, diğer kurumlara alınamayan, elden ayaktan düşmüş, kendine bakamayanları alıyoruz. Diğer kurumlara alınamayandan kastettiğinizde niye Şimdi, almasın e, ki diğer kurumlar? Şöyle. E, Mesela belediyelerin ve devletin huzur evleri vardır. Yer yoktur sıraya girmiştir. Ee, yani o parasız huzur evleri de var. Devlet de yapıyor bu işi. Ama sıra var. 3 ay, 6 ay, 4 yıl, 6 yıl sıra olan yerler var benim bildiğim. Şimdi orada sıra bekliyorsunuz. Abicim girmişin 90 yaşına altın bezleniyor. 3 gün bile beklemeye takadın yok. Orada bir sıra var. 2. Paralı huzur evleri var. Huzur evlerinde sıra mı var ya? Çok. Bir yaşınız varsa gidin ya da yaşınız yokken gidin bir başvurun görün zorluğunu bu işin. Ne gerekçelerle huzur evine veriliyor insanlar? Şimdi. E, yani ben o gün burada arkadaşlarla da sohbet ederken şeytan hiçbir zaman bir günahı yekpare salt gelip insana teklif etmez dedim. Şeytan sana bir kötülük teklif edeceği zaman önce onun altyapısını hazırlar. Çok güzel bahaneler bulur. Bütün mantık argümanlarını. Meşrulaştırır. Bunu zemini hazırlar. He. Sonra günahı paketler. Der ki anne de babanın huzur evine ver demez. Der ki o orada daha mutlu. Orada hep onun gibi yaşıtları var falan. Bu verenler ne gerekçelerle veriyorlar? Sıra bekleyenler kendilerini nasıl tatmin ediyorlar? Onu çok merak ediyorum yani. Şimdi... Öz boyacı altınla tarzını belirleyenler şimdi fırsat ürünlerini beliriyor. Instagram hesabımızı takip et, storylerde yer alan ürün oylamalarına katıl. Hangi ürünlerde indirim olacağına sen karar ver seçtiğin ürünler en özel fiyatlarıyla özboyacı.com adresinde olacak. Oylamalar bir anda karşına çıkabilir. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutma. Bize çok evlatları tarafından tutulup da annemize bakın diye gelmez. Bize ya sosyal hizmetlerden ya böyle birisi var bize başvurdu sıra bekliyor ama bekleyecek durumu yok. Evinde ona bakacak yok der gelir. Bu bir ya da karakola gitmiştir artık çaresizlikten Hı -hı. kapısı açılmıyordur günlerdir bana yardım edin diye e, gidebileceği yer karakoldur devletten destek Hı -hı. ister bizi karakollar bilir telefon ederler Hatice abla ya şöyle bir kadın var böyle bir amca var hemen gideriz biz gecenin 3'ü 5'i hiç fark etmez benim dostlarım bu konuda çok hassaslar e, gider bakarız hemen alırız. Tabi hemen alamıyorsunuz normalde. Ben şu an kendimi burada şey yaptım bir de açığa çıkarttım. Bu suç önceden araştırma yapmalısınız bunun evrakları raporları olmalı. Ama abicim ben alıyorum. <laughs> Bunu geçen gün sosyal hizmet müdürüyle konuşurken de söyledim. <laughs> Sayın müdürüm ben alıyorum dedim çünkü bekleyemiyorum. Ya altı ıslak kadının günlerdir değişmemiş. Ne zaman yemek yedin diyorum. Belediyeden bir ara yemek getirdiler diyor. Zaman kavramı yok Alzheimer. O dediğinizin aynısını ben yaşadım biliyor musunuz? Böyle Çinko bir yerde yaşayan yaşlı bir amcayı biz bir yere yerleştirmek istedik ve onun için de bazı evrakları halletmemiz gerekiyordu. Abimle gittik. Oradaki yani kravatlı, serin odasında oturan beyefendi. Evet, çok güzel. Tabii biz bununla ilgilenelim dedi. Bazı yazışmalar yapacağız dedi. Siz önümüzdeki hafta falan gelin deyince abim benim kontrolden çıktı orada vardı çağırdı ya sen manyak mısın dedi. Adam dedi altına yapıyor. Yani ne demek önümüzdeki hafta yazışma var. Hemen şimdi bir şey yapmamız lazım dedi ve hani yardım etmek isteyen insanın dünyasında bir karşılığı yok bunun. Ama evrak isteyen, evrak düzenlemek isteyen devlet de aslında bir yerde haklı sadece sistem hantal işliyor anladığım kadarıyla. Yani buna bir çözüm getirebilirsiniz. Hmm. Kanunlar insanların ihtiyaçlarına göre Design zamanla güncellenen bir şeydir. Yani bu bizim elimizde. Ee, daha önce böyle bir kanun getirmişlerdir ama siz sahadaki ihtiyacı gördüğünüzde bunu düzene sokabilirsiniz. Bakarsınız dersiniz. sahada bunun geçerliliği yok. İşlevsel ne değil. yaparsınız? O zaman değiştirirsiniz. Tekrar güncellersiniz. Der, bu bunun içindir. Peki. Sonra gittiniz. Sonra şimdi ben e, tabii biz böyle işleri düzene soktuktan sonra Suriye Savaşı başladı ve sokaklar birik Suriyeli Bursa sokaklarına hmm. görünmeye başlandı ve dernek ve vakıflardan bana telefon geliyor. Hatice abla ya halı var mı fazla? Var ne yapacaksınız? Mahallemize bir Suriyeli geldi. İşte bardak var mı? Var. Dolap var mı? Var. Bu beni tatmin etmiyor. Çünkü biz Talal Bedrularla büyüyen bir nesliz. Yani çıktık şeye tribünlere oynadık. Dedik ki ya Resulallah gelseydin biz de Medine'de olsaydık ensar olurduk. Evimizi seninle paylaşırdık. Malımızı canımızı sana verirdik dedik. Demedik mi? Ben çok dedim. Çok oynadım tiyatrolarda. Peki ne oldu? İşte geldi. Birileri geldi. Hadi bakalım ev sahibi Sensin. Beni tatmin etmedi altı su bardağı verip bir halı göndermek. Peki ne yapabilirim dedim. Ben ayağının tozuyla gelen o insanlara tale albedruları söylemek istiyorum dedim. Bu esnada Dilruba başlamış tabii, ve tabii, hizmet veriyor. Başladık veriyor. veriyor. Orası Her şey tıkır, çok tıkır iyi. Işliyor. İşliyor. Sistem kuruldu. Çalışanlar ücretsiz mi çalışıyorlar hizmetlere? Yok sigortalı. Hepsi ve sigortalı ve maaşlı. Sigortalı ve maaşlı. Tamam. Orada bir sorun yok. Oturdu sistem. Tamam. İşte, ekibim de çok iyi. Hmm. O yıllarda yeni bir araba kullanmaya başladım. Bir minibüsüm var. Atladım. Giderken ne götüreyim? Bursa'dan ne gider? Kumaş götüreyim. Kumaş her şeye gerek lazım. Yere serer, yatar, üstünü örter, ısınır. Ha öyle düşündüm. Bir e, tekstilci arkadaşıma gittim. Ya elinizde kullanmadığınız hatalı kumaş ne varsa benim arabaya dolduralım. Ne yapacaksın? Ben Suriye'ye gidiyorum. Ne Suriye'si ya? Savaş var orada. Yok yok ben bir gezip geleceğim. 5-6 top kumaş attım. Bir makas. Bismillah dedim çıktım. Suriye sınırına nereden gidilir? Şuralardan gidilir. Hayatımda ilk kez Güneydoğu'ya gittim. Önce Antep, o bölgeleri gezdim. Sonra Hatay geziyorum. Tam e, nehrin üzerinde bir şey vardır. Devlet kampı vardır. Oradayım. Soruyorum size ne lazım? Neler yapıyorsunuz? Çünkü yeni başladı savaş ve insanlar yeni yeni geliyorlar. Benim arabamda kumaş var. Kumaşa ihtiyacınız olur mu? Aa biz dikiş atölyesi açmak istiyoruz buraya falan diyorlar. Aa tamam o zaman ben e, Bursa'daki tekstil arkadaşlarla konuşup size ip ve makine de ayarlayabilirim. Böyle konuşuyoruz. Bir delikanlı geldi. Ne arıyorsun sen abla dedi. Ben dedim yeni göç eden muhacirlere karşılayıp bir şey yapmak istiyorum. Yanlış yerdesin dedi. Bu insanlar iyi kötü çadırın içindeler ve devlet sahip çıkmış. Peki nereye gideceğim? Dedi ki bugün talep boşaldı. PYD'den IŞİD'e mi geçmiş? IŞİD'den PYD'ye mi? Bir gecede adamları göndermişler Arap halkı. Türkiye sınırlarına doğru kovmuşlar. Nereye gideceğim? Urfa Akçakale. Nerede burası? İşte Urfa Akçakale abla dedi. Ben yazdım kızcağıza Urfa Akçakale götür beni. Navigasyonu aldı götürdü. Akşamüstü Urfa Akçakale'deyim abi. Ana baba günü gibi. Yüzlerce insan. Ben dedim ki kıyamet böyle bir şey olmalı. Çünkü çocuğu tel geçmiş annesi tel arkasında. Sınır dediğiniz yer senle benim olduğumuz yerin ortasındaki bir çizgi. İşte asker ne yapacağını bilemiyor. İşte devlet ne yapacağını bilemiyor. O kadar çok insan var ki. Tabii bunun daha büyük göçleri de olmuştur ama benim gördüğüm buydu. Ona çok acayip bir manzara geldi ve dedim ki işte Hatice Talal Bedru'larla karşılayacağın insanlar geliyorlar. Bir hafta ben o insanlarla orada, orada sınırda, gümrüğün kapısında yaşadım. Böyle önce seyrettim. İşte dernekler geliyorlar, su dağıtıyorlar, ekmek dağıtıyorlar dağıtıyorlar, onu dağıtıyorlar, bunu dağıtıyorlar. Her şey pis, yanlık, çöp, sıcak. Haziran ayıydı galiba. O kadar sıcaktı ki. Ramazana bir hafta kalmış. Toz, toprak. Bir gün sıçradım, kalktım. Bir tane Fatma abla tanıdım orada. Türkçe biliyordu. Annesi Türkmüş. Talebiyata gelin gitmiş. Çocuğuna da Türkçe öğretmiş. Oradan göç etmişler talebiyattan. Akçakale'ye geçmişler onlardan. Fatma abla Türkçe konuşuyor. İyi de Arapçası var. Ben ne dersem her şeyi herkese söyle. Tamam mı? Tamam. Böyle çok sakin, hoş bir hanımefendi. De ki onlara kim benimle birlikte bu bölgeyi temizlerse onlara para vereceğim dedi. Herkes kalktı böyle. Bir bazıları yatıyor tabii toprakta. Kalkanlar oldu. Sonra gittim. Fırça aldım. 600 tane boş çuval aldım. Kürek aldım geldim verdim ellerine. Hadi bakalım başlıyoruz. Ben de el yanlarına. Süpüre 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 sınırı o gümrük kapısını süpürdük. Çöpleri doldurduk, yığdık. Burada itfaiye var mı? Var. Çağırdım belediyeden bir itfaiye. Yıkadım oraları. Temizledim. Şimdi aile aile sıraya girsinler falan. Belediyeden dan. nasıl çağırdınız itfaiye? Öyle her arayana gelmez ki itfaiye. Şimdi ben o bir hafta orada yaşarken Akçakale'den yaşayan dostlar edindim bu hmm. arada. Şimdi böyle ben böyle bir ortama girdim. Yani mi... o network kuruş hikayenizi istiyorum o yüzden özellikle soruyorum. Şimdi ben hala öyleyimdir. Şimdi buraya geldim ya Hepinize bir bakarım. Ben bu adamı nerede kullanırım? Ne zaman lazım olur? Bunu nerede kullanırım? Ne zaman lazım olur diye hemen kaydederim onu. Alırım arşive. Lazım olunca ararım. Yine başka bir dernekle su dağıtmaya gelen bir itfaiyeci. Akçakale'de itfaiyede çalışıyormuş. Ona tanıştık. Su dağıtıyorlar. Ya böyle su dağıtmak yerine şunu yapsak, bunu yapsak. Dernekleri bir toplasak bir araya bir konuşsak bir plan hmm. proje yapsak, yani sınırlarımızı bilsek. 10, 10 derneğim, onu da ekmek dağıtacağına biri ekmek, biri yapalım su, biri abi, helva. Yapalım da... abi, yapalım. Bir taziye evinde toplandık. Ben söz aldım, konuştum. Bursa'dan geliyorum. Bu bölgenin yabancısıyım. Dil bilmiyorum ama iyi niyetle geldim. Bir şeyler yapmak istiyorum. Gelin arkadaşlar, bir iş paylaşımı yapalım. Birimiz çocuk bizi dağıtsın gücü varsa birimiz şampuan da alsın öteki ekmek versin birisi bardak versin birisi kilim halı versin hı hı. Tabii ya ne diyor bu kadın dediler ya biz elimizde ne varsa getiriyoruz biz o kadar zengin dernek miyiz o tabi bursadan gelmiş atıp tutuyor falan dediler bana peki dedim o zaman dağıldık bu arada da işte insanlar tanıdım o itfaiyeci aradım Hasan abi bana itfaiyeyi gönderseniz getirseniz bu bölgeyi bir kasak temizlesek, hmm. bu insanları biraz bir düzene soksak olur mu? Olur dedi. Orada iyi niyetini kullandı adamcağız. Geldiler. Ben itfaiye hortumunu aldım abi. Yıkıyorum böyle. Her Herkes bana bakıyor. İşte yabancı gazeteciler orada, basın orada. Böyle bakıyorlar. Ne yapıyor bu kadın? Sonra Fatma ablaya dedim ki herkesi sıraya sok. Aile sayısı verin bana. Kaç aile var? Kaç kişilik aileler? Başladılar. Aldım makası, kumaşları indirdim. Kumaş yırtıyorum. Aile sayısına göre kumaş veriyorsunuz. Altınıza serin. Aha. Gittik bir tane ahşap ahşapçıyla anlaştık. Şöyle üç ahşabı böyle şey yapıyoruz, çatıyoruz. Üzerine atın kumaşı, gölgelik olsun. Çadır. Ben yörüküm, genlerimde de bu tür organizasyonları yapabilme yeteneği var. Neyse, şimdi arkadaşlar herkes etrafını temiz tutacak. Ben de çadır başına yardım edeceğim. Tamam mı? Fatma abla yanımda. Bir lahmacun dükkanı var 50 metre ileride. Gittim. Sen günde kaç para kazanıyorsun dedim. Baktı adam. Söyle abi dedim ne kazanıyorsun sen bu lahmacunda? 300. E. Her gün 300 lira gelecek. Hiç durmadan lahmacun yapacaksın. <laughs> tamam mı? Nasıl? Ya kardeşim. Al şu 900 lirayı 3 günlüğün tamam mı? Tamam. Her gün ben gelip kontrol edeceğim. Aile sayıları çıkacak. Sana liste gelecek. Aile isimleri gelecek. Fatma abla iyi takip et. Yanına bir tane daha yardımcı al. Hadi bakalım. Lahmacun dağıtacaksınız günde bir kere. Bu insanlar yani kendi ağız tatlarına uygun lezzetli şeyler yesinler. Getiriyorlar. Bizim beyaz ekmeği yiyemiyor ki abi adam. Alışmamış. Şimdi ben gitsem Çin'e bana çiğ balığa boğsalar yiyebilir miyim? Yiyemem. Somunu yiyemiyor adam. Yerler somun içinde. Sonra lahmacuna başladık abi. Ben o gün itfaiyeden sonra nasıl çamur olmuşsam, artık nasıl fena olmuşsam. Birisi geldi böyle omzuma dokundu. Abla be dedi. Paran yoksa gel. Ücretsiz kal dedi. Hmm. Şurada bizim otelimiz vardı şu kafamı bir kaldırdım. Abi orada bir otel varmış. Otel muhtar diye. Gümrük'te bir otel. Bir zamanlar tabii orada sınırda gümrük işleri yapanlar gelip kalırlarmış. Böyle dizayn da tam Arap dizaynı. Kocaman böyle sizin bu salon gibi odası var. tamam kardeşim kalayım. Ben param var. Yani otel parası verebilecek kadar elhamdülillah. O gece otelde kaldım. Klimanın altında bir hafta sonra nasıl bir lükstür. Konfor nasıl güzel bir şey. Ya Rabbi dışarıda bir sürü insan sıcakta ve yataksız. Şimdi ne yapmalı? Ertesi gün kalktım ben. Fatma ablaya e dedim ki sen şuradan kadınlardan sırayla ayarla. Otel odasına para veriyorum ya. Benim oda numaram şu. Gelsinler banyo yapsınlar gitsinler. Şimdi başladık. Kadınlar geliyorlar ikinci gün otelci hop dedi ya sana gel dediysek böyle gel demedik. Ne bu böyle dedi köy hamamına çevirdin oteli dedi. Kadınlar geliyor duşunu alıyor çamaşırını yıkıyor gidiyor sırayla. Dedim ki abi durum ortada ne yapayım? Git köy hamamını kirala dedi. Aa hamam mı var burada? Süper fikir. Kimden kiralayacağım? Belediyeden. Gittim selamünaleyküm aleyküm, selam. Belediye başkanıyla görüşebilir miyim? Görüşemedim tabii. Bir zahmet başkan yardımcısı beni 3 saat sonra huzura aldı. Dedim ki, sizin köy hamamınız varmış. Ne yapacaksınız orayı? Kiraya vereceğiz dedi. Ne kadar kiraya vereceksiniz? Geçen yıl yıllık altı bin liraya vermiştik. Bu yıl 8 bin liraya vereceğiz. Hesap numaranızı verir misiniz dedim. Çok sevdiğim bir kardeşim var Aysun'um. O da böyle temiz titiz bir kadın. Aradım. Aysun'cum anana rahmet. Bir banyo hayır yapmak ister misin? İstemez miyim dedi. Onun en çok sevdiği şey temiz banyo hamamdır yani çok sever. Yani bir de kimi nerede kullanacağınızı iyi Az önce onu o aklıma geldi. Doğru kodlamışsınız yani. Temizlik deyince o hareket. Aysun'a onu Temizlikle. teklif et. Allah'ın izniyle. Ben bir hamam kiralayacağım Aysun. Biliyorlar benim orada hmm. olduğumu. 8 bin lira para lazım bana. Hesap numarası şu. Tamam canım hemen atıyorum. Para yattı. Ben dışarıda holdeyken hallettim. İçeri girdim tekrar Başkan Yardımcısı'nın odasına. Başkanım hesaplarınızı bir kontrol eder misiniz? para geldi. Anahtarı alayım. Ben bu hamamı kime yaktıracağım? Dedi ki hamamın karşısında Fatih diye bir adam var. Biz onunla çalışmıştık. İsterseniz onunla anlaşın. Fatma ablaya gittim. Dedim şu Fatih'i bulalım hadi. Fatih'i bulduk. Gel bakın Fatih kardeş. Bu hamamı 24 saat yakacaksın Fatih abi. Ye iç hamam yak. Ne kadar istiyorsun benden? Şu kadar. Tamam. Bir arkadaşımı da aradım. Dedim ki sen cehennem ateşinden çok korkuyorsun. Ateş yaktıkça ateş sönsün. Ne dersin? Tamam. Bir adam tuttum. Ateş yakacak, insanları temizleyecek. Tamam. Nasıl ısınıyor hamamın suyu? Nasıl bir odun, sistem kömür. kurmuşlar? Ha, odun, odun kömürü. Getirdik odunu, kömürü. Fatih abi yakmaya başladı. Belediyenin hoparlörlerinden bir ilan verdirdik. Dedik ki, köy hamamı ücretsizdir muhacir kardeşlerimize. Sabah 8 ile 10 arası erkeklere. Neden? Kadınlar o saatte çoluk çocuk işi olur. 10 ile akşam 7'ye kadar bayanlara ve çocuklara. Akşam 7 ile gece 12'ye kadar yaşlı erkeklere. 12'den sabah 7'ye kadar da genç erkeklere, bütün eşime, dostuma mesaj attım, telefon ettim. Giydiğiniz, giymediğiniz kıyafetlerinizi bana kargo fiyatlarını ödeyerek şu adrese gönderin. <laughs> ne güzel. Bazen kargo fiyatları o kadar abartı oluyor ki kıyafetten daha fazla... Düşünsene ben onunla nasıl uğraşayım? Tabii. Sonra abi hamamın yarısını, soyunma odalarını kıyafete ayırdık. Erkekler, çocuklar, kadınlar. Neden? İnsanlar gelirken terliklerini bile giymemişler. Hmm. Şimdi kaçmasaydı, savaşsaydı deniliyor ya. Ben Suriye'ye çok gittim. Yani ben Halep'e kadar neredeyse yaklaştım. Oraya kadar gittim. Öyle manzara böyle değil abi. Şimdi şurada köşede bir duman tütmeye başlasa bir yangın var. Stüdyonu sevmiyor musunuz? Bekleyin hepimiz kaçarız. şimdi tepeden yağıyor. Aşağıdan kimin patlatacağı belli değil. Ki. Yani eş dost belli değil. Bölük pörçük olmuşlar. Kardeşim falanca şeye örgüte katılmış. Geliyor uykuda seni kesiyor. Yani can güvenliğin hiç yok. Aynı zamanda da tabii çok dile getirilmedi ama ben çok hikaye dinledim. Kadınlara, çocuklara taciz, tecavüz, ahlaki e, bir sürü yolsuzluklar yapıldı o ülkede. Hı. Hala da devam ediyor savaş. Siz bunun böyle olduğunu ispat etseniz dahi orada savaşsalardı gelmeselerdi diyenler yine aynısını demeye devam edecekler. Bilmediklerinden değil. ama ben değil gördüm. Bana diyorlar ki ne işin var değil. Suriye'de. Yok pek hala biliyorlar yani. <laughs> ben diyorum ben ülkemde de yapmam gerekeni yaptıklarımı hmm. yapıyorum zaten. Ben iyiyim. İyi her yerde iyidir. Burada Hı -hı. da iyilik yapıyorum. Oraya gidince de iyilik yapıyorum. Eyvallah. Sonra? Hamam işi tamam. Millet hamam yıkanıyor, giyiniyor. abi. Giyiniyor temiz. ama çıkınca yine sokakta toz toprak içindeler. Hı -hı. Tekrar gittim belediyeye. Belediye başkanına dedim ki. Tabi bu arada ben tanınmaya başladım. Bu kadın kim? Hı -hı. Bursa'dan arabasını atlamış gelmiş. Para dağıtıyormuş. Çok zenginmiş. Şimdi bir sürü şehir efsaneleri dönmeye başladı. Parasının hepsini Suriyelilere dağıtmak için gelmiş. İşte... Bursa'da aslında çok tanınmış, mallı mülklü bir kadın. Şöylemiş, böylemiş. anlatıyorlar. Yok yok bu mit ya. Bu, bu kadın. Hangi kadın kalkar gelir <laughs> mi? Mason derler, dış güçler derler. Acaba şey mi yani bu İngilizlere mi çalışıyor? Her şey dendi falan ama küçük bir yer Akçakale. Herkes tarafından tanıyorum. Başkana kadar da uzandı bu bilgiler. Hı -hı. Belediye başkanına bir gün ziyarete gittim. Başkanım dedim ya bütün reklam senin olsun. Hizmetini ben yapayım. Olur mu? Ne istiyorsun? Değil? Bana bir alan tahsis et. İlk adım yaşam merkezi açalım. Bu ne dedi? Şimdi bu gelen muhacirler var ya abi. Bunlar devlet kamplarına yerleştirmek için sıra bekliyorlar sokaktalar ya. Onlara diyelim ki bekleyene kadar bizde kalabilirsiniz. Hmm. Aynı zamanda da bunları tahlil ederiz. Ne iş yapıyor? Mesleği nedir? Neden gelmiş? Nerelidir? İstihdam edilir, kazanç. İlk adım yani ilk adım. Benim zaten derdim ilk adımını atan insanları bir araya getirmek değil mi? Benim de derdim bu. Bunu Akçakale Belediyesi yapıyor diye reklam verelim. Hmm. Hiç ben görünmeyeyim. Olur mu? Olur dedi. Bize tır garajı denilen alanı verdiler. 3-4 dönüm bir yer orası. Duvarlarda hazır örülü. Bir tane oda var. Ben dikiş dikmeyi iyi bilirim. Bursa'dan makinamı getirdim. Kumaşlar getirdim. Biraz daha çadıra uygun kumaşlar. Başladım çadır dikmeye. Şimdi çadır dediğim 4 tarafı duvar. Bu ara ne kadar şey, ne kadar zaman geçti şimdi Bursa'dan hareket edip geçti. Çadır dikiyorsun ve hiç gitmediniz mi Bursa'ya? Gidip geliyorum. Ha git ara, ara gidip geliyorum. Yapıyorum. hiç ayağımı kesmiyorum. Sonra Tabii eşim dostum da gelmeye başladı benimle. Hmm. İlk yalnız geldiğim şey Sonra çocuklarım gelmeye başladı benimle. Eşim dostum merak edenler gelmeye başladı. Ya bu kadın bir yere gidiyor ne yapıyor? Gelmeye başladılar. Ee, çadır dikiyoruz. Küçük oğlum benim yanımda. O kapıda duruyor. Aile geliyor diyor ki. Abla Hatice vay ne? Burada. Ee, diyor ki biz yeni geldik Suriye'den. Kaç kişisiniz? 10 kişi. Hmm, anne bunlara 10 metreden hesap etsek. Yani böyle bir 50 metre metrekare falan yer lazım. Tamam anneciğim ona göre kumaş kes. Kesiyor. Ben dikiyorum. Bir tane... Ahşapçı ile anlaştık. O bize böyle direkleri dikiyor. Geçiriyoruz üzerine hmm. kumaşı. Abi biz bir anda çadır kent olduk. Bir ayda falan mahalleleri ayırdık. Mahalle muhtarları ayırdık. Ben bakıyorum iş yapanları seçiyorum. Sen gel bakayım sana maaş vereceğim. Bu 10 evden sen sorumlusun. Sen gel bakayım. Öyle. Bir de baktılar çalışan insanları seviyorum. İnsanlar daha çalışkan olmaya başladılar. Huzur içinde yaşıyoruz. Ama... Tabi bu arada aylar geçmeye başladı ve sonbahar geldi. Ben Haziranda gittim, hı hı. Ee, Kasım Aralık e, başladı. Yağmurlar bizim kumaşları ıslanınca çöküyor, alt yapı yok. İnsanlara iyilik yapalım derken perişan etmeye başladık. Çok üzülüyorum. Bir taraftan çadır dikmeye de devam ediyorum, vazgeçmiyorum. Diyorum ki Ya Rabbi, sen bana buraya yardım gönderene kadar ben burada oturacağım. Bana yardım gönder. Benim bu kadar bittim ben yapamıyorum. Ama bu insanları görüyorsun. Ya, evime dönemiyorum. Gördüm bir kere Okyay'dan yaydan çıktı. Ama burada da yapabileceklerim sınırlı bu kadar yapıyorum. Hmm. Bana yardım gönder. Aa, bir gün bir telefon. Selamünaleyküm, aleykümselam. Hatice Hanım ne yapıyorsun sen orada? Bir şey yapmıyorum abi. Ben kimin biliyor musun? Bilmiyorum. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek. Aha. Buyur abi. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Abi bana çadır bulur musun? Nasıl yani? Abi bana kışa dayanıklı çadırlar lazım. Kumaşlarla dikiyorum ama ıslanıyor, çöküyor. Kaç ailen var? 500 aile. Ya bu işi Kızılay yapıyor. Ben nasıl ayarlayacağım? Abi sen Ankara Büyükşehir baş, be, Belediyesi Başkanı olarak aradın beni. Nasıl yapacağını sen benden daha iyi bilirsin. Ben çadır istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Abi iki saat içerisinde yardımcısı geldi. İşte elini taşının altına koymak böyle bir şey olmalı. Tanımıyorum ben bu adamları. Hayatımda hiç görüşmedim. Bilmem. Melih Gökçek nereden haberdar olmuş? Olmuş birinden. Duymuş bir kadın var. Gitti. Suriye sınırında yatıp kalkıyor. Hmm. İnsanları topluyor diye duymuş. Duyarlı davranmış. Telefonumu almış aradı. Helal olsun. Yardımcısı görüntülü aradı başkanı. Hmm. Başkanım dedi. Anlatıldığından. 10 kat fazla. Ya bu kadın ne yapmış böyle dedi. Abi her gün iki tane kurban kesiyoruz. Sofraları kuruyoruz. Olağanüstü bir manzara. Herkes teşekkür ediyor. Herkes dua ediyor. Gecenin üçünde abla Hatice'yi arıyorlar. Neden? O, ona güvenebilirsiniz. O size yardım eder diye gönderiliyor. Aldınız mı çatırları? Geldi ama nasıl geldi? İçinin battaniyesinden bardağına, Vay çocukların kıyafetinden yastığına, abi makarna süzgecinden çay süzgecine. Bayağı komple. Ev. İş yapmak isteyen adam işi bu işte ve tüm ekibini gönderdi. Hı -hı. Ankara büyük şehirden kendileri gelip yerleştirdiler, kurdular, teslim ettiler. Tabii bir anda ben şey oldum. Ya bir kadın var. Ankara büyük Fenomen edersin. oldunuz orada. Tabii bu arada hastalıklar başladı. Neden? Tabii yeterli temizlenemiyorlar. Ben serviste hamama götürüp getiriyorum ama mekan ona göre çocuklar hasta oluyorlar. Bir gün birkaç kez ben aramıştım ama şeyi Urfa'daki Hı -hı. il müdürünü. Hı -hı. Bize böyle sağlık ekipmanı gönderseniz. Dernekler geliyorlar ama ya bir yazışalım çizişelim abla bize uyar mı uymaz mı gidiyorlar. Herkes çok iyi niyetli. Ama bir türlü hani böyle bir hemen harekete geçemiyorlar. Aklıma geldi o zamanki başbakanın eşi bizi ziyarete gelmişti. Telefon ettim. Dedim ki hanımefendi ya bu sağlık müdürlüğünden birisi bize bir alo deseniz de şey gönderseler ya buraya. Ekipman gönderseler, bir küçücük sağlık ocağı kursalar bize. Telefon etmişler. Pazar günü ben de hamama Servis yapıyorum doldurdum insanları gidiyorum ve saat 10 civarı sabahtan birkaç araba arka arkaya geldiler. Bir tanesi sağlık müdürü ya da yardımcısı işte yanında da doktorlar varmış. Hatice Hanım kim? Ben de Suriyelilerden bir farkım yok. Ayaklarım çamurlu ellerim hamurlu üstüm başım perişan halde. Baktılar Türkçe biliyor musun? Biliyorum ben Türk'üm. Bizi niye aradın? Abi ben hemen geliyorum. Şunları bırakıp geleyim siz bekleyin. Tabii klima falan yok benim orada şeyde. Elektrik var ama hmm. bir klima taktırmamışım. Oturmuşlar sıcakta. Bir saat geçmiş aradan çok sinirlenmişler. Bir geldim. Hepsi böyle burnundan soluyor. Memurları sen pazar günü kaldırmışsın oraya getirmişsin. Hmm. Düşünsenize. Dediler ki senin derdin ne hatun dediler ya. Ne bu böyle bizi buraya getirdi? Ne istiyorsun sen? Bizi kim aradı? Nasıl ulaştın bize? Valla ben Ahmet abinin eşini aradım. Ahmet abi Mehmet abi aramış. Mehmet abi sizin müdürünüzü aramış. Ahmet abi kim dediler? Başbakanımız dedim. Adam böyle şey Peki deder Mehmet abi kim? Sağlık Bakanı. Can ne istiyorsunuz siz bizden? Ne yapalım? Sizin için ne yapabiliriz dediler. Ve bir, bir dernek aracılığıyla oraya bir sağlık ocağı açıldı. Suriyeli bir hekim de bizde çalıştırıldı. Elhamdülillah o acil durum giderildi. Ama daha sonra tabii çok 500 ailenin kaldığı bir yeri düşünün. Arasında yetimler var, dullar var, erkekler var, kadınlar var. Dul kadınlarla çocukları ayırmak gerekiyor. Çünkü tehlikeli oradaki durum. E, çok kalabalıksınız. Erkek var, bir sürü şey koruma hmm. yok. Yani bir şey yaşamadan bunu yapmam gerekiyor. Benim dullarla yetimleri oradan almam. Eli ayağı tutanlar işe gidip gelsinler, çadırda kalsın. Benim için sorun yok. Biz yemek veririz. İnşaatlara gidiyorlar. Eşi var, gelmişler hmm. gençler ama adamcağız gidiyor bir 3-5 tuğla örüyor, 3-5 kuruş alıyor geliyor işte falan. Diğerleri mağdur. Benim bunları ayırmam gerekiyor. Nasıl ayıracağım? Büyük bir bina arıyorum. Hmm. Ama şey bulamıyorum. Akşakale'de büyük bir bina bulamıyorum. Çok küçük bir yer. Bir gün marketten geliyorum. Eski devlet hastanesi, yeni devlet hastanesi işte Urfa yoluna taşınmıştır falan yazıyor. Bu devlet hastanesi ne olacak dedim. Siz dediler ki adliye verecek. Ya bu adliyenin başı bacadan mı çıkmış? Bu çocuklar, yetimler ortalıkta. Kim bakıyor bu işe? Sağlık Hikayenin Bakanlığı. Hikayenin en güzel kısımlarından bir tanesi burası dostlar. Baştan söyleyip de dikkatli dinleyip. Bu çok hoşuma gitmişti ilk dinlediğimde. Aradım ama şey Sağlık Bakanı da Mehmet Mezunoğlu Bursa'dan milletvekili oldu. Bizde 110 yaşında bir Fatma Nine var onu ziyarete gelmişti. Fatma Nine'nin de duası kabul olunur diye bir laf çıkartıldı Bursa'da. Herkes sıraya girer dua ister. O da istediğine dua eder istemediğine etmez öyle bir kadında. Mehmet abiye çok güzel dua etti. Adam sonra bakan oldu herhalde. Yani bir yerden dua almış biz, bizim gibi delilerden işte mezuplardan bana da giderken telefon numarasını yazdı dedi ki kardeşim dedi sen beni aramazsın ama olur ya darda kalırsan ara biz de aracı olmak isteriz dedi ve te telefon numarasını verdi bana Gıyaben de bana şey dermiş bursalı kız dermiş başkalarından duymuştum ben he sağlık bakanı kim Mehmet Mezunoğlu o karıştırdım kitapların defterlerin arasından ilk defa arıyorum hiçbir işim için aramadım yani oğluma iş ver yeğenimi şuraya gönder demedim aradım Hı -hı. Dedim ki e, Mehmet abi selamün aleyküm Ben kimim? Bursalı kız. Neredeyim? Urfa Akçakale'deyim. Urfa Akçakale eski devlet hastanesi bana verir misin abi dedim. Ne yapacaksın orayı dedi. Ya ben burada geldim küçük bir ilk kadın yaşam merkezi kurdum. Buradaki yetimlerle dulları oraya ayıracağım dedim. Tamam verdim gitti dedi ya sen beni aramışsın 40 yılda bir. Senin gibi insan kırılır mı dedi. Hemen dedi vali beye git anahtarları versin sana. Vali beyi aramışlar biz gittik tabi vali bey bizi ayakta karşıladı. Çok çalışkan bir adamdı. Böyle elini taşın altına koyan bir adamdı o da. Onunla çok güzel ne Orada diyordu? sözü vardı. Kanun insanı değil, hukuk insanı mı? Ne diyordu? Evet babacığım öyle der. Der ki evladım bize kanun adamları lazım değil, hukuk adamları lazım. Hı hı. Kanun adamları işte yazıya bakar, ama hukuk insan hukukunu, hayvan hukukunu, doğal hukukunu korur der. Çok güzel değil mi? Bize Nefis hukuk adamı. Evet. E, ve hukuk adamı bir adamla birlikte çalıştık. 15 gün içerisinde nasıl yaptım? E, çünkü giderken e, çok kırıp dökmüşlerdi binayı. Eski bir hastanede orası çok yıllar önce, 70'li yıllarda yapılmış. Gittim o 500 çadırlı kampın ortasına dikildim. Aranızda yetimhanenin elektriklerini yapacak biri var mı? Çıktı bir tanesi. Tamam gel. Sana orada oda vereceğim. Bir odaya sahip olmak nasıl bir lüks? Elektrik, su var, tuvalet var. Marangoz var mı? Ben varım abla. Gel bakalım. Ama sizi deneyeceğim. Çalışamazsanız geri gelirsiniz çadıra. Beton işi yapan var mı? Var. Sucu var mı? Var. Gelin bakalım. Aldım götürdüm. Arkadaşlar. Bir haftanız var. Burayı toparlayacağız. Bursa'ya telefon ettim. Şu şu malzemeleri şöyle şöyle adamları tutun getirin. Dostlarım Bursa'dan bir araba geldiler. İşte elektrikçi getirmiş onlarda. Malzeme almışlar gelmişler. Bizim ekip 15 gün içinde abi binayı sıfır yaptık ve bir dostumu aradım. Bana buraya baza halı şu bu lazım diye bir tır dolusu. Maşallah. Ertesi gün o da geldi. Yerleştirdik. Yetimleri ve dulları seçtik. Çadırkent'te eli ayağı tutan erkeği olanlar kaldı. Dedik ki kardeşim sen biraz daha burada çalış, ye yat, ev kirala. Çık ama bunlar yetim ve dul. Kışa biz oraya taşındık. Kaç kişilikti orası? Abi orada 68 aile kalabiliyordu. Maşallah. Çünkü hastane oda oda ya. Herkese bir oda vermiştik. Bu bahsettiğiniz kaç yılındaydı tekrar edelim. 2014 olmalı. Şu an ne alemde orası? Şimdi tekrar orası e, Suriyeliler için hastaneye çevrildi. Hmm. Çünkü bizim ihtiyacımız bitti. Biz... Arkadaşlara devrettik orayı sağlıklı bir Sonrasında bıraktınız ve geriye döndünüz ama ilk adımını atanların o dönemde o bölgede... Şimdi bıraktım geri dönmedi devam ediyorum. Ama orada değil. Nasıl Hı -hı. devam ediyorum? Biz tabii o arada dostlar edindik Akçakale'de. Hı -hı. Ahmet Doğan diye bir abim var. Marketçi normalde. Adamın hiç böyle dernekçiliklerle bir işi yok. Ben her gün alışverişe gidiyorum. Yarısını paralı veriyor. Birazını işte parasız veriyor falan. Sonra beni takip etmeye başladı adam. Her gün takılıyor peşime geliyor. Yetimhaneden çıkmaz oldu. Bizim konuk evinden çıkmıyor. Hı -hı. Bakıyorum adam düzgün. Merhametli de. Abi ben bir hafta Bursa'ya gideceğim. Sana emanet diyorum. Geldiğimde daha iyi buluyorum. Hmm. He Ahmet abi de bu potansiyel var. Bir gün oturdum dedim ki Ahmet abi sana bir dernek kuralım mı dedim. Abla derneğimiz var ya Dilruban dedi. Hmm. Yok abi dedim Dilruban'ın bir çocuğu olmalı. Ben öyle derim. Bizden sonra kurulan dernekler Dilruban'ın çocuğudur. Böyle bir sürü çocuğumuz hmm. oldu bizim. Abi bu yetimlere babalık yapıyorsun ya sen. Biz sana bu konuda biraz daha görev verelim ha. Abla başım üstüne. Sen bin kilometre uzaktan kalkıp geliyorsun da. Dibimde benim bu çocuklar. Hmm. Nasıl yapalım? Yetim ehlisin abi sen dedim ya. Nasıl güzel bir şey bu böyle bu merhamet. Yetim ehli diye bir dernek kurduk biz. Hmm. Ahmet abi başkanlığında oradan yerel yönetimden. Şu an yetim ehli orada devam ediyor. Sonra ne yaptık biz? E, tabii yıllar sonra bizim askerimiz girip operasyonlardan sonra o bölgeleri temizledi elhamdülillah. Hmm. Temizlenen bölgeleri gezdik. Talebiyatta bu temizlenen bölgelerden. Talebiyatlara dedi ki. Orası sizin toprağınız. Geri dönün. Siz bekleyin. Biz size yardım getirelim. Aynen buradaki gibi devam edelim. Gelmezseniz geleceğiz. Söz veriyoruz. Siz, siz bana güvenmiyor musunuz? Geleceğim. Ne yapacaksın? Yine aşevi kuracağım. Yine kıyafet getireceğim. Yine sizi ziyarete geleceğim. Ama siz ülkenizde olmalısınız. Hı -hı. Biz böyle bir sürü insanı geri götürdük. Şimdi içeride yani e, talebiyat, e, sülük ve hamamı Türkmen bölgesinde her gün 4-5 bin kişiye yemek çıkartıyoruz elhamdülillah. Ekmek dağıtım yapıyoruz. Aynı zamanda da kıyafet dağıtım yapıyoruz. Bir de e, ameliyat olacak, yaralı, yaşlı olanlara bizim çalıştırdığımız ekip tarafından baktırıyoruz orada. Suriye hikayesi böyle. Çok güzel bir hikaye bu ya. Ben çok çok beğendim yani. Evet Hatayım biz de kabul buyursun inşallah. Hatırlayınca mutlu Daha oluyoruz. çok daha çok gönüllere dokunmayı nasip etsin inşallah. Şu an Bursa'da Dildruba Bakım Evi devam ediyor. Dildruba Bakım Evi var. Ee, bir insanlık köyümüz var. Hı -hı. Bir de Suriye'deki çalışmalarımız Peki şu an bu programı izleyip sizin bu hikayenizden etkileyen insanlar size nasıl katkıda bulunabilirler? Şimdi ben, beni arayıp şey diyorlar. Ee, abla yardıma geleceğiz. Ne yapacaksınız? Ben zaten bakıyorum benim yaşlılarıma. Nasıl yardım edebilirler? Yok mu diyorum alt katında üst katında, yan komşun, üst apartmanında. Sağına soluna bak. Abicim önüne bak. Yok mu diyorum ama ben ne yapacağımı bilmiyorum. Gel bir hafta Dilruba'da bak nasıl yapılıyor. Sonra da git sen yan komşuna öyle bak. Hiç. Şimdi mesela bir de şey yapıyorlar. Şimdi i̇smini vermeyeceğim büyük bir dernek. Dün akşam aradılar. E, dernekte böyle aktif bir hatun. E, komşuları 80 yaşında yatalak. E Hatice Hanım alır mısınız? Siz ne yapıyorsunuz dedim. Ama siz yapıyorsunuz bu işi. Ben mi emir olundum bu işte sadece? Hani uzmanlık alanınız daha tecrübelisiniz diye demiş Abi olabilir Abicim gelirsin mi? öğrenirsin. Annene babana bakmadın mı? Hiç çocuk büyütmediniz mi? Yemin ederim bir çocuğun altını değiştirmekle 90 yaşındaki bir insanın altını değiştirmek aynı. Sadece fazla ıslak mendil kullanıyorsun. Hiçbir fark yok. Allah razı olsun sizden. Sizden Bu de. yaptığımız en uzun peynir gemisinden biri oldu. Ben bölmedim ama <laughs> yani çok güzeldi. Yani ben çok kesmeye çalıştım ama hikaye olsun. Hayır uzun. hayır çok güzel. Ben tamamını zaten bunu tamamını dinlemek istiyordum. Çok teşekkür ederim. Peki ediyorum. biz teşekkür ederiz. Bu kadar sevabı ne yapmayı düşünüyorsunuz Hatice Hanım? Abi ben çok kıskanç bir kadınım. Yarın büyük toplantı günü birileri benden daha öne çıkıp onunla her an beraber olursa ve ben arada görüşürsem ben çok kıskanırım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de mi? Yani hem Hazreti Peygamberle hem... Rabbimiz ne ben onlardan olmak istiyorum. Ben şöyle derim dünya ahiretin yani pazarı ya alışveriş yaptın pazar. Şimdi ne kadar paran varsa öyle tatil merkezlerine gidiyorsunuz değil mi? Hmm. Çadır da var karavan da var 5 yıldızlı yedi yıldızlı kadar oteller var. Cennet dünyada yorulanlar için hazırlanmıştır. Şimdi gideceksin bakacaklar hemen çıkartacaklar Bekir Develi gelsin ne kadar puanı var? Efendim bu kadar peki alalım onu o zaman çadıra ya da alalım 7 yıldızlıya. Bekletmeyelim. Bekir Bey çok yorulmuş. Vallahi cehennem demesinler de ben sokakta da yatarım. Abi yani. Ben Hatice yatmam abi var. sokakta. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim mübarek eylesin inşallah. inşallah. Allah, Allah hepimizden merhamet etsin. Abi. Çok teşekkür ederim. Ben Konusunuza teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben Hatice de. Hanım'a destek olmak istiyorsanız Hatice Hanım'ın tavsiyesi. Sağınıza solunuza bakın. Çünkü bunu illa benim önderliğimde ya da benim e, hamiliğimde yapmanıza gerek yok. Mutlaka alt katınızda üst katınızda bir arka sokakta bir yan evde mutlaka vardır birileri. Birazcık daha dikkatli bakın diye etrafınıza. Anne babalarınıza bakın abi. Geliyor yani Resulullah'a ya Resulullah kime iyilik edeyim annene sonra annene sonra annene sonra, annene, sonra babana diyor ya yani. anne babana. Evlatlarınıza anne babalarınıza. Allah razı olsun. Çok Sizden teşekkür ederiz. Teşekkür Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun. Hoşçakalın. Online alışverişte güven arayanların adresi Öz Boyacı Altın'ın sunduğu Bekir Develi ile Peynir Gemisi sona erdi.